Elektrikli arabalar 20. yüzyılın başlarından itibaren piyasadalar. Ama çok geçmeden benzin motorlu araçların gerisinde kalmışlardır. Elektrikli araba konsepti bugün geri geldi. Bizim petrole olan bağımlılığımız ve kirlilikle ilgili endişelerimizden dolayı o yeniden canlanıyor. Bu, değişikliğin öncüsü olan arabalardan biri. Sadece herhangi bir elektrik prizine takın ve birkaç saat sonra kırlarda gezinti yapmak için yeterli enerjisi olsun. Doğrudan emisyonu olmadığı için egzoz borusuna da gerek yok ve eğer enerji elektrik santralince üretiliyorsa temizdir ve herkes daha kolay nefes alabilir. En azından posta kutunuzda bir sonraki elektrik faturanızı görene kadar. Üretim vites kutusunun ilk yarısıyla başlar. Pirinç cıvata ortasına takılır ve sonra plastik boru monte edilir. Bu boru kayganlaştırıcı sıvıyı şanzımanın rulmanına aktarır. Rulmanlar vites kutusundaki yuvanın içine yerleştirilir ve hidrolik alet kullanarak yerlerine preslenir. Şanzımanın kilitlenmesi için vida deliğinin içine kilitlenmeyi pekiştiren bir sıvı damlatılır ve bir cihaz takılır. Buna park kilit mandalı denir. Birkaç vidaya daha yapışkan sürülür ve onlar vites kutusundaki kilit mandalına geçirilir. Kalibre edilmiş bir tork anahtarı kullanılarak vidalar sıkıştırılarak hassas ayarına getirilir. Şanzıman vites kutusunun diğer yarısının yüklenilmesiyle 4 vitesle tek bir hızda monte edilir. Bunlar sarmal dişlerdir. Dişler pürüzsüz bir operasyon için aşamalı olarak birbirine bağlanacak şekilde bir açıda kesilir. Onlar artık rotor ve sabit bobin için hazırdır. Bu elektromıknatıslar beraberce elektrik motorunun harekete geçici gücünü sağlarlar. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirecek torku oluşturmak için iki manyetik alanın etkileşiminde olduğu sabit bobinin içine rotor yerleştirilir. Rotor ve sabit bobin ikilisi vites kutusu üzerine yükseltilir ve onlar birlikte monte edilir. Elektrik güç modülüne elektriğin dolaşımı için kablolar takılır. Bu motordaki akü güç akışını düzenleyen vazgeçilmez bir işlemdir. Bu elektrikli motor aktarma mekanizmasını tamamlar. Aktarma mekanizması önceden monte edilmiş araç gövdesi arkasına indirilir. Çelik motor yuvasına yerleştirilir ve ana gövdede mekanizma zincirine cıvatayla tutturulur. Bu işlem bu şekilde gerçekleştirilir. Arabanın altında vites kutusuna ön aksların bağlanması için arka süspansiyonlar geri çekilir. Aks diğerlerini etkilemeksizin her bir arka tekerin darbelere karşı bağımsız tepki vermesine olanak sağlayan kauçuk kaplı bir bağlantı yeriyle donatılmıştır. Güç aktarma örnek modelinde görüldüğü gibi sırada akü var. Metal yığını 6800'ün üzerinde lityum iyon hücresi içerir ve 215 kW'lık güç sağlar. Bu arabanın 4 saniyenin altında saatte 100 km hızlanmasına izin verir. Şimdi araba akünün üzerine indirilecek. Vites kutusunun önüyle araba koltuklarının hemen arkasına yerleştirilir. Akü hassasça yerleştirilmek için kaldırılır. Sonra ışık ve fan gibi düşük voltaj kullanan sistemler için kablo bağlantısı yapılır. Şimdi sıra elektrikli otomobilin beyni olan güç elektroniği modülünde. Motorun ve akünün üstüne monte edilir ve sonra her ikisine de bağlanır. Tüm kablolar bağlandığında modül aküdeki DC gücü motor için AC gücüne dönüştürür. Sonra sürücünün gaz pedalına adım attığı andaki akımı sağlar. Vakum sistemini kullanarak aküden havayı boşaltıp sonra sıvı soğutucu pompalanır. Soğutucu uygun sıcaklığı korumak için sürekli olarak akü içinde devir daim yapar. Gövde panelleri dayanıklı hafif karbon elyaftan yapılmıştır. Bilgisayar yazılımı güncellenmiş ve araba şimdi tamamen monte edilmiştir. Şimdi test sürüşü zamanı. Bu spor araba hızlanırken hiçbir gürleme duymayacaksınız. İçten yanmalı bir motorun aksine elektrikli motor sessizce ve hızlıca kalkar. Vum sesi yok, duman da yok,